Dinlendirmeyi alacağız. Bunun üstüne bir örtü kapatıp dinlendirmeyi alabiliriz. Hamur aşaması bu şekilde. Ne kadar bekletti? Hamuru şimdi dinlendirmeyi alacağız. Ne kadar bekleyecek? Diyelim hemen kullanacaksak bunu yarım saat, 20 dakika dinlendirebiliriz. Hamur dinlenirken biz de o arada iç harcını hazırlayacağız. Bir tane kaşık rica edeyim. Veya çırpma teri de olabilir. Ha, kaşık olabilir. Kıymamız dana kıyma. Yağ oranı orta derecede bir kıymamız. Dana döşten yapılıyor. Neden orta yağlı şefim? Biraz su alabilir miyim? Su rica edeyim. Kıymanın altı yapışmaması için ne yapıyoruz? Biraz su katıyoruz. Daha sonra kendi suyunu salacak zaten. Kıyma zaten suyunu salacak. Sonra çekecek güzelce. Ama biraz su katarsak hiç yapışmıyor, hiç yapışmıyor. Yani ilk etapı bu suyu da ne kadar koyacağınız söyleyeyim önemli. Çok koyarsanız çay sıkıntı olur. Çeyrek çay bardağı veya bir yemek kaşığı gibi yani şu kadar öyle az bir şey damlatıyorum. Yağ koymadınız değil mi şefim? Yok, yağ koymadım. Yavaş yavaş kavrulacak. Soğanı geçelim. Bir rondo alabilir miyiz? Soğanın özelliği şu. Soğan pembe soğan olacak. Yani ne kırmızı ne beyaz. Beyaz soğan olursa suyunu veriyor. Bu pembe soğan tam orta karar. Antioksidan derecesi de yüksek. Bir tane soğan 500 gram kıymaya yeterli. Tamam şefim. Şimdi 500 gram kıyma kavrulduğu zaman zaten 300-350 grama düşecek. Bafra pidesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur yani. Bu da önemli bir nokta. Eğer soğanı çok fazla inceltirsek iyi bir sonuç alamayız. Soğanın çok kalın da olmaması gerekiyor. Çok ince de olmaması gerekiyor. Elimize de doğrayabiliriz değil mi? Hemen böyle bakalım. İncecik doğrayabiliriz. Bakalım. Tabii elle de bunu doğrayabilirsiniz. Bu şekilde. Ne çok ince ne çok kalın. Evet, kıymamız şu anda. Döndürelim kıymayı. Bakın suyunu vermeye başladı kıyma. İyice kahverengi hale gelene kadar kavrulacak. Sonra soğutmaya bırakacağız kıymayı. Tuzla bakın karabiberini en son veriyorsunuz. Yani tuzu veriyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Karabiberle döndürüp soğutmaya bırakacaksınız. Önemli bir unsur. Yani sıcak bir şekilde bunu eğer hamurun üstüne koyarsak ne olur? Hamuru patlatabilir. Dağılır hamur. O yüzden kıymayı soğutuyoruz iyice. Soğuttuktan sonra soğanı vereceğiz. Şimdi o zaman bunu kaldıralım. Soğan burada. Tereyağı da burada. Tekrar tahtaya alalım. Evet, şimdi malzememiz kavrulurken o arada yuvarlak pidemizi yapıyoruz. Yani zamanlama çok önemli biliyorsunuz. Şimdi bu arada biz yuvarlağı yapalım. İyi bir hamur açmak için eğer yuvarlak yapıyorsak yuvarlak formda, uzun yapıyorsak uzun formda başlarsak o şekilde gider. Nasıl başlarsak öyle gider. Elle açacağız değil mi şefim? Evet, pideyi elle açılır. Elle pideyi hissetmeniz gerekiyor. Oradan biraz un rica edeyim. Bu hamur işlerinde kim başarılı bu arada? Hamurda Ayten Hanım iyi şef. Ayten Hanım, Ayten Hanım mı iyi hamurda? Evet. Evet. Öyle diyorlar şefim. Değil mi? Tecrübenizi konuşturuyorsunuz. Şimdi öyle de deyince beklenti Ayten, ben yüksek desem, olacak şefim. Seni burada linç ederler. Yaparsınız. Şimdi ben iyiyim desem beklenti yüksek olacak. O yüzden hiç sesimi çıkarmıyorum. Bak gördüğünüz gibi hamuru nasıl başlarsak öyle gidiyor demiştim. Şu 5 tane parmağımızı ortaya sabitliyoruz. Bakın bu sabit yani. Bu elimde düzeltme eli. Tamam mı? Rodaj ayarı yapıyor bu. Şimdi gördüğünüz gibi yuvarlak hale geldi. Şimdi ne yapacağız? Kenar yapıyoruz. Kenarı neden yapıyoruz? Eğer kenarınızı iyi yapmazsanız malzeme dışarıya taşar. Şimdi 4 tane parmağımı hamurun altına yerleştirdim. Sol parmaklarım hamurun altındayken sağ parmaklarım da hamurun üstünde şekil veriyor bu şekilde. Döndürerek geliyorum. Bu şekilde yaptık. Bakıyoruz şimdi bakalım ince mi değil mi diye böyle atıyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor mu peki illa ki? Bu hareketi yapın. Herhalde bir uzmanlığı daha iyi demektir. Şimdi bunu hamura fırına vereceğiz. Bir tepsi rica edeyim sizlerden. Kıyma suyunu çekiyor bu arada. Kıymamız yavaş yavaş sona doğru gidiyor. Biraz sonra usta. Kapatalım altını bence. Bafra pidesinin en önemli özelliği malzeme sonradan koyuluyor. Tereyağı eriyene kadar hamuru pişiriyoruz. Bu da bir kıstas. Tereyağını her zaman aynı şekilde atarsanız oradaki pişkinlik derecesini ayarlayabilirsiniz. Tabii zamanla fırında bakarak bunu tecrübe edinebilirsiniz. Şimdi şef bir şey sorabilir miyim? Alalım şimdi. Tepsi tereyağı oda sıcaklığında mı olması gerekiyor? Tereyağı fırına girerken önemli değil. Tereyağı en son sürerken önemli. Tepsiyi şöyle alalım.
Bunu alayım mı? Yok yok, kalsın. Tamam. Derecemiz kaç olmalı? Şimdi, kaç dakika pişirmeliyiz? 250 derecede fırın max'ta olacak. Şimdi bunu önceden pişireceğiz. Eğer tereyağını koymazsanız, bu da önemli bir püf noktası. Kurur. Kuruma yapar. Tamam mı? Yani bunu bakarak şöyle mesela, bir de şey de önemli yani, çok bol yağlı seviyorsan biraz fazla atacaksın. Tereyağını da koyduk. Bu kadar yeterli. Süreceğiz. Bu tereyağı eridikten sonra her tarafına yayacağız onu. Evet, 250 derecelik fırında 3-4 dakika pişmek üzere Antonio'ya tepsimizi teslim ediyoruz. Kıymamız gördüğünüz gibi kavruldu. Rengine baktığınız zaman zaten anlayabiliyorsunuz renginden kıymanın. İyice kahverengiye doğru bir renk olacak. Baktığınız zaman zaten anlayacaksınız. Suyunu da saldı yavaş yavaş. Evet, şimdi başladı. Ne yapıyoruz? Tuzunu verelim şimdi. Tamam, tuzumuzu verelim şöyle. 15 gram, 20 gram tuzlu sevip sevmemize göre. Karabiberimizi de koyalım. Karabiberimizi de verdik. Bu tabii karabiberli tuz lezzeti veren unsurlar. O yüzden yani bunu eğer çok fazla kaçırırsanız acı sevmeyen yiyemez. Şimdi kıymamızı ne yapacağız? Soğumaya bırakacağız. Kıyma ile işimiz bitti. Şimdi kapalı pide nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi Antonio ara kontrol yaptı. Ara kontrolde 1-2 dakikası daha var, tamam mı? Yani bu şimdi deneyerek oluyor bazı şeylerde. Yani diyelim 2-3 dakika orada pişti. Tamam. 1-2 dakikası daha var. Bakın biraz kenarının biraz kızarması gerekiyor, az bir şey. Tamam, az bir şey kaldı. Evet arkadaşlar, kıymamız soğudu. Bakın bulgur gibi. Bu Bafra pidesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Kıymanın yağını alıyoruz efendim. Ne yapıyoruz? Yağını alıyoruz. Yağını alınca ne oluyor? Çok hafif oluyor. Pide piştikten sonra tereyağı koyacağımız için biz önceden Bafra usulü pidede yağını iyice alıyoruz. Bunun suyu ve jölesi hepsi çıkıyor. Şimdi soğanı alalım. Soğanı ilave edelim. 100-150 gram bir soğan ilave ettiniz. Bakın soğanla kıymayı bakın böyle. Abi çarlıyoruz. İyice avucumuzun içerisine alıyoruz. Bu tamamdır bakın. İyice bunu hallettik. Kenara bırakıyoruz. Evet şimdi uzun hamur yapacağız. Uzun bu sefer. Demin ne söylemiştik? Yuvarlak açıyorsak yuvarlak formu bozmuyoruz. Uzunsa uzun. Uzun istersek de uzun formda bakın. Uzun bir şekilde önümde. Şimdi burada da önemli unsur, altını unsuz bırakmayın. Eğer altını unsuz bırakırsanız yapışır bir. Rahat çalışamazsınız iki. Elinize yeteri kadar un aldığınız zaman, şu hareketi yaptığınız zaman zaten eliniz unlu. Korkmayın yapışır diye. Altında un olacak. Şimdi bu şekilde uzunlamasını açıyoruz. Ne kadar az un kullanırsanız pideniz o kadar güzel olur. Şimdi şu şekilde bakın. Wow. Böyle ipince bir hamur yarattık. Şimdi bunu açtıktan sonra malzemesini koyacağız içerisine. Malzemeyi alalım, kıymayı. Hmm, ve bunu kapatıyoruz değil mi? Bu kapalı olacak. Soğuttuğumuz o kıymayı şunu. Şu şekilde bakın. Bir avuç, benim ayarım bir avuç. Böyle bir avuç aldığım zaman bu şekilde biraz daha koyalım. Bu pide kıymalı yapalım. Olur değil mi? Bu şimdi kıymalı pide. Bunun peynirlisi var, kavurmalısı var, patateslisi var. Her çeşidi var bu pidenin. Yani hangisini seviyorsan ondan yapabilirsin. Şimdi kapatma aşamasına geliyorum. Bakın çok fazla un kullanırsanız kapatırken de zorundasınız. Şimdi kapalı pidenin özelliği nedir? İçeride malzeme aslında mühür olmuş gibi oluyor. Nasıl eti mühürlüyoruz ya. Bu içerideki malzemeyi de hamurla mühürlemiş gibi oluyoruz. Yani o hani soğanı çiğden koyduğumuz için hem vitamini kalmış oluyor, buharlaşmıyor. Hem de kapalı olduğu için uçup gitmiyor. Malzemenin tadı da kalıyor içeride. O yüzden zaten Türkiye birinciliği elde etti. Bakın kapatmayı da bu şekilde. Burada da 3 parmak. 3 parmak. 3 parmakla. Su, yumurta hiçbir şey gerek yok kapatmak yok. için. Şimdi evet. Bakıyoruz. Her tarafı kapandı mı bunun? Evet. Tamam, bizim tepsimizin boyutuna göre yapacaksınız az sonra. Ben şimdi normal fırınlarda yaptığım gibi bakın.
pişme zamanı değişiyor mu peynir vesaire kullandığınız zaman? Bunların pişme eşit zamanı genelde 10-12 dakikadır. 1 metre boyunda. Bu 2 metreye kadar çıkar bu. Yapıyoruz bu şekilde. Şimdi ben bunu tepsiye göre keseceğim. Bir tepsi alalım. Evet, tepsimiz de geldi. Yağlı kağıdı koyarsak daha kolaylık oluyor. Yapışmaz. Altına yağ sürmeye gerek yok. Daha hızlı. Yağlı kağıdı koy. Rahat et. Şu şekilde. Bunu ortalayalım. Şunu da biraz keselim uzunsa. Sıkıntı yok yani. Bu şekilde. Bunu şimdi fırına verelim. Üstüne hiçbir şey sürmüyoruz. Fırın uzmanımız Antonio. Şimdi pidemiz yuvarlak oldu. Gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Pişirdik bunu tabii. Kaç dakika pişirdik? 5-6 dakika bakacaksınız fırında. Fırından gözünüz... Fırını öğrenene kadar, her fırının bir ruhu vardır, özelliği vardır. Fırını çözene kadar başında durmanız gerekiyor. Bu şimdi 5-6 dakika, 5 dakikada falan bu hale geldi. Şimdi malzemesini koyacağız. Kaşar alalım. 10 dakika dediniz. Doğru mu usta? Toplam 12 dakikada falan çıkması lazım. Kontrollü. Bir 5-6 dakika sonra kontrol edelim bunu. Malzemeyi koyduk. Tekrar fırına vereceğiz. Malzemeyi ne yapıyoruz? Eşit paylaştırıyoruz. Hem eşit koyuyoruz. Fazla koymuyoruz. Hem de çok fazla pişirmiyoruz malzemeyi. Bakın fırında çok tutarsanız pide kurur, malzeme de kurur. Eğer hamuru pişirmezseniz malzemeyi koyacağınız için mecburen bu sefer malzemeyi yakacaksınız. Bu dengeyi eğer iyi ayarlarsanız mükemmel bir sonuç olur. Hamuru baz alacağız o zaman. Hamurumuz piştiği zaman pidemiz hazır. Yani eğer hamuru baştan çok erken veya çok geç almazsan malzemen de ona göre pişer. Yani malzemeyi geç koymak görüntü olarak size iyi bir sonuç verir. Evet, şimdi bunu tepsiye alıyorum ve... Fırına. Fırıncı başı kimdi? Ben. Antonio. Buyurun. Evet arkadaşlar, tüm aşamalar bitti. Hamuru yaptık. Kıymalı kapalı pidemizi de yaptık. Yuvarlak pidemizi de yaptık arkadaşlar. 5-6 dakika sonra fırında pişecek bu pideler. Mis gibi. Üzerine Hamsiköy'den gelen tereyağı da süreceğiz. Geliyor pidelerimiz. Aferin oğluma. Nasıl evet, güzel taşıyor. Maşallah, maşallah. Evde, evde pide nasıl yapılır? Of. Nar gibi kızarmış. Çok iyi netice. Harika netice. Önce şunu keselim. Bakın ortasını yarıyorsunuz. Şimdi neden ben ortasını yardım? Tereyağı için. Çünkü içine tereyağı koyacağım. Bunun zaten yağı yok. Oo. Tamam mı? Bunu da yaralım. İçine bu yağ özel Karadeniz'den geliyor. Evet, üstüne de biraz sürüyoruz şöyle. Renk veriyoruz. Bakın bakın. Şimdi oldu işte. Ne yaptınız hocam ya? Bizi mahvettiniz. Evet. Kaşar kormayı da ortadan. Arkadaşlar biliyorsunuz yarışacak olanlar tadacak. Turşumuz organik, çubuktan geliyor, Orangazi'den geliyor. Şimdi mesela hepsini bir tabakta şöyle ben bir kendim kafadan atıyorum böyle bir sunum spontane. Şu şekilde bir sunum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.